Ne yapıyorsunuz çocuklar? Okçuluk oynuyoruz. Ne oldu la? Eski Türkler gibi okçuluğa mı merak sardınız? Evet. Odunu kırdım. At bakayım, nereye atıyorsun? Anne, tekçe kalsı vardı onu. Oğlum öyle atılır mı? Oradan sekip gözünüze gelir. Uzaktan atın biraz. Tamam. Uzaktan. Dur be, bir deneyeceğim. Bir uzaktan. Öyle değil. Dışarı çıkmana gerek yok. Gel çık şuraya bak. İyice uzaktan. He oradan. Oradan atacaksın işte ya. Bak, hazır mıyız? Hazırız evladım. Oldu. Bak böyle oynayın. Ben atayım baba. Hadi at bakayım, bir de seni çekelim. Ahmet uzaklaş, ok atıyor. Bir yerine saplaya kalır ha. Birbirinize atmayın, gözünüze, ağzınıza, yüzünüze gelir. Tamamdır. Hadi okçu Yusuf. Olmuyor. Bir daha dene. Heh, öyle yukarı atarsan ama kaybolur. Selamünaleyküm arkadaşlar, ben İbrahim. Güzel bir günden, güzel bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. 2 haftalık uzun bir aradan sonra bahçeye geldik arkadaşlar. Videolardan da takip ediyorsunuz. Biz Erzurum'a gitmiştik bayramda. Erzurum'un ve Erzurum'un çevre illerini gezdik. Geldik. Biz yokken abim bahçede bayağı İşler yapmış arkadaşlar. Şöyle ağaçların altına bir bakın, ağaçların altının otunu biçmiş. Şimdi burada baktığınızda fark edeceksiniz. Sararmış otların arasında şöyle yeşil bir yol var. Bu yol daha önceki haftalarda benim otunu biçtiğim yer. Her ne kadar biçtiğimiz otu yerde bıraksak da, diğer yeni otun çıkmasını engellemesi için yerde bıraksak da, yine ot çıkmaya devam ediyor. Şimdi genel bahçenin durumundan size bir bahsedeceğim ama arkadaşlar şöyle şu vişne ağaçlarımızı size bir göstermek istedim. Vişnelerimiz olgunlaşmaya başlamış. Bugün olgunlaşanlarını toplayacağız arkadaşlar. Kayısımız, elmamız yok zaten. Bakın şurada da bir vişne ağacımız var. Gayet güzel. Yani insan bunu böyle görünce mutlu oluyor. Şurada da kiraz ağacımız var. Kiraz ağacını sağ olsun biz yokken babam halletmiş. Toplamış. Babam halletmiş. Toplamış arkadaşlar. Başka neyimiz vardı bizim? Şöyle baktığımızda. Burada muşmulamız var arkadaşlar. Şurada da bir elma ağacımız vardı. Onun üzerinde de 5-6 elma vardı. Ağaçlarımız konusunda çok şanslı değiliz arkadaşlar. Bu sene kiraz ve vişne yedik. Kiraz ve vişne yedik. Birazcık da elma yiyeceğiz. Öyle görünüyor. Her sene ağaçların gübrelenmesine, sulanmasına dikkat ediyoruz ama işte arkadaşlar olmayınca olmuyor. Bakın burada bir elma ağacı var. O kadar ilaçlanmasına rağmen, o kadar gübrelenmesine rağmen yine hastalanmış. Şimdi bazı ağaçlarımızın yerini değiştirmiştik, taşımıştık zaten arkadaşlar. O taşımadan sonra ağaçlarımız güçlenemediler. Çünkü ilk defa dikerken ağaçları yanlış iş yapmışız. Saçma sapan bir dikim uygulamışız. Sonra yerlerini değiştirmek istedik. İnternetten birkaç araştırma yaptık. O dönemde aklımıza en çok yatan Renkler ve Zevkler kanalı Orhan abinin paylaştığı videoydu. Orhan abinin ağaç taşıma videosunu izledik. Onun uyguladığı yöntemle 10 taneye kadar ağacımızın yerini değiştirdik. Yeri değişen ağaçlarımızın ikinci senesi kurumadılar. Kurumadılar. Bakın arkadaşlar, elma kurumadı. Buradaki elma kurumadı. Onun dışında birçok ağacın yerini değiştirdik. Evin diğer tarafına taşıdığımız ağaçlar var. Kurumadılar ama meyve de vermiyorlar. Yeri değişen ağaç büyük ihtimalle sıfırlanıyor arkadaşlar. Hani bir ağacı dikersiniz 4 sene sonra meyve vermeye başlar ya.
bizim de yerini değiştirdiğimiz bu ağaçlar 4 sene sonra meyve verecektir diye tahmin ediyoruz. Bugün ikinci seneleri bu yıl. Burada da kara dutumuz var arkadaşlar. Bahçenin genel durumuna bakacak olursak şöyle. Evet arkadaşlar, bahçenin genel durumu, bakın patateslerimiz burada. Şurada boş bir alan var. Bu alanı biz ne yaptık, ne ettik, nasıl boş bırakmayı becerdik? İnanın bilmiyoruz. Sulama sistemimiz güzel çalışmış ama şöyle diplerine baktığınızda yaptığımız ayarlamanın gayet yeterli olduğunu görüyoruz. Patlıcanlarımız kendilerini kurtardı. Boylanmaya başladılar. Hiçbir şekilde böcek yok. İlaçlamayı çok iyi yaptık çünkü arkadaşlar, patlıcan burası, dolmalık biberler. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar, biberler de artık kendini kurtarmaya başladı. Şimdi fidelerimiz tam olarak güçlenmediği için ne yapıyoruz? Şu an çapa yapılıyor. Çapa yapıyoruz. Şu çiçekleri arkadaşlar ben koparıyorum. Yani bu ilk çiçeklerini. Evet, şimdi bitki tam olarak arkadaşlar güçlenemediği için, yani kendini kurtaramadığı için üzerinde çiçek açması, sebzeye, meyveye dönmeye çalışması bitki için sıkıntı. Çünkü hani o çiçeği bırakır da dönüşmesini beklersek, istersek arkadaşlar, bitki bundan daha fazla gelişmez. Verimi de çok ciddi manada düşük olur. Biberler konusunda bu sene şanslı değiliz. Fasulyelerimiz, yine fasulye, barbunyalarımız arkadaşlar. Fasulyede şu sırada ciddi bir hastalık, bir rahatsızlık var. Onu bugün sorabilirsem şeye sormak istiyorum. Bu barbunya herhalde burası arkadaşlar. Bir ziraat mühendisine soracağız onu, bakalım bize ne diyecek. Devam ediyoruz yine. Bezelye. Burada ay çekirdekleri. Bunları çok sık dikmişiz. Seyretmemiz gerekebilir. Biberlerimiz arkadaşlar. Ara çapası yine yapılacak. Şöyle bakın. Biberler artık kendini gösteriyor ama dediğim gibi hani şu ana kadar daha büyük olmaları gerekiyordu. Burada bir sıra domates var. Domateslerimiz iyi. Burada ablam ve eşim çapa yapıyorlar. Bakın çapadan sonra şöyle etrafındaki otlar temizleniyor ve çok güzel görünüyor. Yani biberlerde de yine küçük çiçekler var, onları alacağız. Domatesler de henüz çiçek için erken arkadaşlar. Şöyle bakın domates sıramıza. Onların üstündeki çiçekleri de alacağız arkadaşlar. Domatesler çok iyi durumda, kendilerini kurtardılar. Artık hani buradan verim bekliyoruz. Gübrelemesini falan her şeyini yapıyoruz. Şu sırada kabağımız var. Kabaklarımız iyi durumda ve bu alan bizim fasulyelerimiz arkadaşlar. Fasulyeleri şöyle baktığınızda genel yeşil, ileri taraflarda hafif sararmalar olduğunu görüyorsunuz. O da yine bir mineral ya da bir vitamin eksikliğinden kaynaklanıyor. Onu da yine ziraat mühendisine sorup uygulayabileceğim bir şey varsa uygulayacağım. Fasulyelerimizin hemen yanında da mısırlarımız var. Mısırlarımız da güzel durumda. Şöyle fasulyelerimizdeki çiçekleri de gösterelim arkadaşlar. Çok güzel, verimli bir sezon olacak gibi görünüyor bizde fasulye için. Peki, onun dışında salatalıklarımız, henüz salatalıklarımız sebze vermiyor olabilir. Soğan, kıvırcık, tere, burası da soğan, şurası da arkadaşlar sarımsak. Sarımsakları ta Şubat'ın sonunda dikmiştik. Burası da ilk nohut yaptığımız yer. Burası da ilk nohut yaptığımız yer arkadaşlar. Bu diktiğimiz zamanı hatırlıyorsunuzdur. Onun dışında şuradaki otları falan abim elinden geldiğince temizlemiş. 2 haftalık sürecin sonrasında bahçenin durumu böyle. Biz bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şuradaki otlar da temizlenecek. Yapabilirsem bugün buradaki otlar temizlenecek. Gübreleme yapılacak. Çapalama işlemi zaten devam ediyor. Hava sıcak ama sıcağa rağmen elimizden geleni yapacağız. Bir de tüm bunların dışında arkadaşlar şöyle yine sıralarımızın arasını çapa makinesiyle bir gidelim diyoruz.
çapa makinesiyle bu aralara da gittikten sonra bahçe daha böyle eli yüzü ayağı düzgün bir hale gelecek. Şimdi çay demlemiştik. Bir çay içeriz. Ondan sonra da yolumuza bakarız. Arkadaşlar, zaten bizde şans olsa şu düştüğümüz hale bak. Sabah ne planı kurduk, ne oldu? Yine yağmur, yine yağmur. Dayı! Dayı, dur bir dur. Yine yağmur başladı. Tam öğlen vakti arkadaşlar. Şu anda kaçıyoruz. Yağmur çiseliyor. Sebebini biliyorsunuz. Yurtlar çok çamur oluyor. Şöyle arkamızdan geldi. Evet. Yapacak bir şey yok. Öğlenden sonra geldiğimizde, daha doğrusu öğleden sonra kuru olursa, yağmur çok yağmamış olsa tekrar geri geleceğiz arkadaşlar. Evet, olay bu. Hemen hızlı bir şekilde bahçeden çıkış yapıyoruz. Evet, şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi ablam, eşim dip çapalarını yapıyorlar. Ben de makineyle aralarından gittim. Bahçe bu şekilde tertemiz oluyor. Şimdi ilk hallerini zaten eski videolardan hatırlıyorsunuz. Bir de şimdi şöyle baktığınızda baya baya artık böyle adama döndü diyebiliriz bahçe için. Önümüzdeki haftalarda Allah'ın izniyle hafiften hafiften meyve sebzemizi almaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi hava çok kapatıyor. Toparlanmaya başladık. Tahminimizden biraz hızlı olur da yağmur inerse biz de hızlı bir şekilde kaçmayı hedefliyoruz. Arkadaşlar, yağmur bulutları kayboldu. Tekrar bahçeye döndük. Motorumuzu çalıştırdık. Gübre işine geçtik yine. Sistem biliyorsunuz. Şu an normal bir sulama yapıyor. Gübre tankım delindiği için şöyle bir çözüm ürettik. Arkadaşlar, tankın içine çöp poşeti koydum. Onun içini suyla doldurdum. Çıkış yine aynı. Şimdi gübreli su tankın içinde kuyudan normal su çekiyor motorumuz. Şimdi bunu, vanayı hafif açıp buradan tanktan su çekmesini sağlıyoruz. Fark ediliyor mu? Bilmiyorum. Şu an azalmaya başladı arkadaşlar su seviyesi. Bu şekilde, yani vanayı öyle bir ayarlıyoruz ki tankın içindeki su 9-10 dakikada bitecek şekilde. Şimdi buradan yavaş yavaş suyu çekiyor. Gübreli suyu. Kuyudan çektiği suyla burada karışıyor.
ve sisteme gönderiyor arkadaşlar. Bir 10 dakika falan sürecek gübrelemesi. Sonra kalan ara çapasını yapmaya devam edeceğim. Çapa motoruyla. Akabinde de biçebilirsek, benzin aldık geldik. Şu aradaki otları yine biçeceğiz. Evet arkadaşlar, gübre tankındaki gübreyi bitirdik. Şimdi motorumuz normal sulamaya devam ediyor. Damlasın, damlasın. İnşallah gübrenin bir faydasını görürüz. Bazen hesaplar tutmuyor arkadaşlar. Gübreleme işi bittikten sonra hemen çapaya girişip arkasından ot biçmeye geçecektim. Gübreleme işinden sonra ufak tefek bir iki iş çıktı. Onları hallettim. Şimdi oturdum, çay içiyorum. Ve acilen Ankara merkeze geri dönmemiz gerekti. O yüzden kalan 5 sıra ara çapasını bırakıyoruz. Bugün günlerden cumartesi. Yarın abim gelebilirse o yapacak. Onun dışında ot biçme işi var. Onun aciliyeti yok zaten. Bunları da size göstermek istedim. Lastiklerin içerisine diktiğimiz çiçeklerimiz. Geçen sene köklere yakın yerden güz geldiğinde kesip üstüne toprak atmıştık. Bu sene kendilerinden çıktılar. İşte böyle kapanışı da bu güzelliklerle yapalım dedim arkadaşlar. Videoyu şu ana kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.